Sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımızın selamlarıyla sizleri karşılıyorum. Değerli arkadaşlar, çok soru soruyorsunuz. Hocam işte Trabzonspor maçındaki işte e, yok ne Trabzonspor ya. Kupa finali maçındaki formalar, işte hediyeler, saatler ne zaman gelecek diye. Golvar.com ekibi sizin yorumunuza yorum yapıp sizinle iletişime geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bende değil. Yani herhangi bir aşamasında ben yokum. Ben devre dışıyım bilginiz olsun. Çünkü ben bir, birkaçına çok kızdım. Aboneliğini tespit edemediğim iki tane arkadaş vardı. Ona rağmen forma gönderdiler. Ben göndermeyin dedim. Ondan sonra da ben karışmıyorum. Bilginiz olsun onlar yapıyor. 30.500 için teşekkürler. 30.600 için de şimdiden teşekkürler. Çünkü bu hızda gidersek siz bu videoyu izlemeye 30.600 olacağız. Arkadaşlar kanalımıza verdiğiniz değerden dolayı, bana verdiğiniz değerden dolayı hepinize teşekkürler. Bazı arkadaşlar şey diyor hocam onlar gelip geçici transfer döneminde geliyorlar sonra gidiyorlar. Ya arkadaş sonuç olarak... Kanalımızın bir ferdi oluyorlar. Bir ailemizin bir ferdi oluyorlar. Ben mutluyum. Ben razıyım. Çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İnşallah sizlere layık olurum. Şimdi videolarda duyum veriyorum. Ancak bazı duyumlar açık açık Ahmet şu Mehmet şu demiyorum. İşaretlerle anlamanız gerekiyor. O yüzden videoları dikkatle izleyin. Hediye üyelik arkadaşlar kafamızdaki proje şu. Bunu inşallah yapacağız. Ama sayıyı tam belirlemedik. En az haftada 50 kişiye üyelik hediye edeceğiz en az haftada 50 kişiye. Bu sayı 100 olabilir. Size bağlı. Video izlenmeleri 10 bini geçer. Her video 10 bini geçer. Sözüm söz ben de haftada 100 kişiye üyelik hediye edeceğim. Kendim. Kendi cebimden. Merak etmeyin. Kendi cebimden hediye edeceğim arkadaşlar. Cumartesi ya da pazarları 5 dakikalığına da 10 dakikalığına da olsa yayın yapacağım. Siz katılmasanız da olur. Çünkü kanalda en çok video izleyen en çok beğeni atan kişilere Sistem otomatik olarak hani ben parayı yatırıyorum al 1500 lira 100 kişiye hediye diyorum. Sistem diyor ki bunlar 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 kanalın müdavimleri direkt olarak sizin hesabınıza veriyor. Canlı yayına bile katılmanıza gerek yok. Yapmanız gereken bol bol video izleyin. Hocam zamanım yok. Ben günün attığın iki videoyu izliyorum. Bana üyelik gelir mi? Zor gelir. Zamanın yoksa telefonu şarja takarken koy kenara aç kısa kısa oynatma listesini. Bırak orada oynasın. Videoların süresi kısa zaten. 99 video var ama 3-4 saat içinde hepsini bitirir. 99 tane video izlemiş olsun. Azıcık kafayı kullan. Ya söyleme söylemlerimizden uzaklaştık. Fenerbahçe'de Jorge Jesus e ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de ikinci yaptı. 22 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet, 2 22 puan ortalaması. Bu 5 mağlubiyetin ikisi Galatasaray'dan, biri Trabzonspor'dan, biri Beşiktaş'tan, biri Konyaspor'dan. Konya'da hadi hakem dedik. Trabzon'da çok iyi oynamadın. Beşiktaş maçı aptallığın, Galatasaray maçları aptallığın. Bu 3 maçın bak 3 maçın Beşiktaş maçını kazansan artı 3'ün var. 5 puan geridesin. Galatasaray'la oynadığın 2 maçtan birini kazansan şampiyonsun. Ama böyle bir istatistik. Türkiye Kupası'nda 5 galibiyet, 1 beraberlik şampiyonluk. Bak, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda son 16 turuna gelene kadar 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Düşünün 1 mağlubiyet hani başarı. Jesus yönetiminde Fenerbahçe 2 tane kulüp rekoru kırdı. 38 galibiyet yani sezonda 38 galibiyet ve 126 gol atıldı. Ancak ee, yani yolu açık olsun. Şampiyon olamadıktan sonra başarı değil. Yani Başkana birkaç hafta önce söylemiştim. Gerekli aksiyonlar alabilmesi açısından. Çalıştırdım. Her ülkede kupa kazandım. Burada da kupa kazandığım için mutluyum dedim. Yani bu karar alalı bir süre oldu. Burada olmaktan keyif aldım. Türk halkı sevgi dolu bir halk. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Geleceğimle ilgili karar vermedim. Beklemek istiyorum diyor. Büyük ihtimalle Suriye Arabistan e, milli takımı ya da al ahliden birini seçecek gibi de duruyor. Ana yani, Ama o bizim sorunumuz değil. Artık giden gittim. Gittiği gün bitti. Biz değil. Giden bizi kaybetti. Yok. Emekleri için teşekkürler. Şimdi Başkan Ali Koç teknik direktör borsasında çok fazla e, şeyin peşinde. Hani Şimdi arkadaşlar bu videoyu ne olur bu saatten sonra bu kısmını dikkatlice izleyin. Dikkatlice dinleyin. Çünkü net %100 duyum vereceğim size. Tamam mı? Bakın %100 duyum vereceğim ama siz anlarsınız ama anlamazsınız. Ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Şimdi kıymetli arkadaşlar Ali Koç Türk Teknik Direktörle çalışmak istiyor. Ben size söylüyorum. Hani Sergen Yalçın ismi var. Şimdi Fenerbahçe teknik direktör gündeme. Teyitli bilgilerle Fenerbahçe gündemine söylüyorum. Pazartesi günü yani dün yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Kesin olarak şu teknik direktör dersem yalan olur. Abdullah Avcı ismi ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı denildi dün. Yok. Külliyen yalan. Ama Barış Yurdu seven demiş ki Sergen ya da Abdullah Avcı inanılmaz bir rekabet yaşanıyor. İki hoca da, hem milli takımın hem de Fenerbahçe'nin gündeminde demiş. Sergen Yaltın'ı bilmiyorum ama Abdullah Avcı hem Başakşehir'in hem milli takımın gündeminde. Ama Başakşehir %51 gibi. Onu söyleyeyim. Ben Abdullah Avcı'ya herhangi bir teklif yani videoyu çektiğim saate kadar öyle saatlerinde çekiyorum 13 Haziran'da. Herhangi bir teklif yapılmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ya Başakşehir ya milli takıma. Yani e, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın. Beşiktaş'tan 6 ayda kovuldu Abdullah Avcı. Yerine Sergen Yalçın geldiği anda Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Yani A Abdullah Avcı'nın yan pas geri pas futbolu Sergen Yalçın'ın göze hoş gelen futbolu. Bunun kararını takdiri size bırakıyorum. Ha ben de şunu söylüyorum. Olmuşken Abdu Aykut Kocaman'ı getirelim. Yani Abdullah Avcı isteyen varsa bence Abdullah Avcı yerine Aykut Kocaman'ı getirelim. Denenmişi deneyelim. Ben Abdullah Avcı ismini yalanlıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim Monteya ismine. Dün akşam saatlerinde Monteya'yı Fenerbahçe'ye yazdılar. Tamam mı? Ee, hani Fenerbahçe'ye geldi, etti. Hayırlı olsun, şu bu falan filan dediler. Birçok bir çok iddia ortaya atıldı. Ben Mustafa Hoca olarak size şunu söyleyeyim. Bak açık yüreklikle söyleyeyim. Monteya Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü? Benim videoyu çektiğim saatlerde değil arkadaşlar. Ben öyle saatlerine çekiyorum. Saatim 13-12'yi gösteriyor. Ee, ha şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı'ya ya da Monteya'ya hani bir yoklama çekilmiş midir? Çekilmiştir. Ancak bu resmi kanallardan değil. Fakat Sergen Yalçın'a resmi kanallardan yoklama çekildi. Ondan da %100 eminim. Bunu da söyleyeyim. Montenya için e, Adana Demirspor Başkanı görüşmelerimizi tamamladık artık değil diyor. Ve aslında tarihe geçecek bir açıklama yaptı. Hani Adana Demirspor'un başkanı tarihe geçecek bir açıklama yaptı. Dedi ki hani Ali Koç benden izinsiz görüşmez. Doğru söyledi. Benden izinsiz görüşmez dedi. Doğru. Icardi için 150, 750 bin euroya hani onu çocuklara anlatsınlar. Hani öyle bir iş yok. Onu geç. Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Şimdi açıklarsan hani zor durumda kalmasınlar diye de belirtti. Monteya konusunda ben söyleyeceğimi zaten daha önce söyledim. E, Jesus konusunda söyledim. Yani iki tane Galatasaray maçını kazanmış olsa zaten şu anda Jesus Fenerbahçe'nin efsanevi teknik direktörüydü. Ama ben dediğim gibi e, onu da söyleyeyim. Ya Sabuncuoğlu Abdullah Avcı demiş ben Abdullah Avcı'yı kesinlikle yalanlıyorum. Kesinlikle yalanlıyorum. Hocam sen daha mı iyi biliyorsun? Estağfurullah. Ben kimseye hodri meydan çekmiyorum ama Abdullah Avcı'yı yalanlıyorum. Ee, Lucescu ismi konuşuldu, Lucescu düşünüldü, Lucescu, Volkan Demirel ortaklaşası düşünüldü ama o işte geri adım atıldı. Fenerbahçe resmi olarak sadece Sergen Yalçınla görüştü, resmi olarak. Fenerbahçe Spor Kulübü resmi olarak sadece Sergen Yalçınla görüştü. Ee, İsmail Kartal ile görüşüldü. Ama sonuç olumsuz arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. İsmail Kartal'la görüşüldü. Sonuç olumsuz. Döner mi? Bir şey diyemem. Villas Boas teknik direktörü arasında yok. Abdullah Avcı'da ben Başakşehir'e şehre gideceğini düşünüyorum. Gayardo ismi geçiyor. Gayardo, Rudi Garcia, Luis Henrique, Enrique isimleri geçiyor arkadaşlar. ben bu isimlerin hiçbirini karan yani şey yapamadım. Doğrulatamadım duyum kaynaklarıma. Hani bunlardan biri gelirse demek ki benim duyum kaynaklarım hiçbir şey bilmiyordur. Onu da söyleyeyim. Ee, hani birçok teknik direktör var. Havuz geniş, kabul. Ama her adı çıkan teknik direktörde de alacağın diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ee, Kim Minji'nin gidişi. Fenerbahçe'den Kim Minji'nin gidişi Fenerbahçe'de aslında bir şampiyonluğa sebep oldu. Bence. Yerine 3 tane transfer. Gustavo Henrique, Luan Perez ve Samet Akaydın. Topladığın zaman bak ben üçünü de seviyorum. Yanlış anlaşılmaz. insan olarak üçünü de seviyorum. Ama e, topladığın zaman hani üçü bir e, bir Kim Minji yapmadılar. Zaten bir tanesi bir Kim yarısı yapsaydı yine yeterdi bize. Yapmadılar. E, aranılan teknik hani aranılan bir stoper de var. Fenerbahçe'nin bir değil iki stoper alması lazım. Rodrigo ve Becao bunlardan bir tanesi. Rodrigo Becao. Doğru isim mi? Bak arkadaşlar. Şimdi hangi duyumu verirsem vereyim kafanızda şu soru cevaplansın. Bu oyuncu Sergen Yalçın sistemine mi? Monteya sistemine mi? Üçerçuk sistemine mi? İsmail Kartal sistemine mi? Aykut Kocaman sistemine mi? Başka teknik direktör sistemine mi? Önce biz bir sistemi belirleyelim. Sergen Yalçın. 4-1-2-3 Bu şema üzerinden gidiyoruz. Bu şema üzerinden. tek ön Libero savunmaya yardım edebilen geriden oyun kurabilen bir on libero. E, geriden topla çıkabilen savunma hattı yerine bir tanesi topla çıkabilen, bir tanesi de kütür kütür mücadeleci bir stoper hattı düşünürsen Tergen Yalçın Fenerbahçesi'ne bekao yarar. Çok da iyi yarar. Monteya Fenerbahçesi eee Jorge Jesus'un Fenerbahçesi'ne birkaç ekleme ya 4-5 tane major eklemeyle maj yani major eklemeyle e, değişecek bir şey ya Fenerbahçe'sinde de Bekao çöpe dönüşür. Bak Monteya Fenerbahçe'sinde Samet Akaydın iş yapmaz. İyi de hocam bu adam parlattı. Bu adam yükseltti. Adana Demirspor'un oynadığı taktikle de Fenerbahçe'nin arasında dağlar var. Adana Demirspor'da e, Samet Akaydın iş yapar mı? Yapar. Çok iyi yapar. Takımın bel kemiği Fenerbahçe'de yapmaz. Bekao da dediğim gibi yapmaz. Ha Sergen Yalçın Fenerbahçe'sinde BKO iş yapar ama Galatasaray e, Bekao'yu listesine aldı diyor Ertan Süzgün. Bu aralar çok üzgün. 27 yaşında 1.91 boyunda stoper. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani akmaz kokmaz bir şey söyleyeyim. Paranız varsa dolar alıyorsunuz, euro alıyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki değerini kaybetmesin. Ben de diyorum ki paranız varsa hızlı stoper alın Fenerbahçe'ye. Hızlı, sert, mücadeleci. Hocam hava toplarında yoğutun. Hiç gerek yok. Orta kafa gol istatistiği Türkiye'de binde 2. Bin ortadan ikisi gol oluyor arkadaşlar. Bırakın sezonda bin tane orta açınlar, iki tane de gol yiyelim kafadan. Zerre umurumda değil. Zerre umurumda değil. Duran toplarla sayı yediye çıksın. Zerre umurumda değil. İki tane hızlı, sert, müdahaleli stoper alırsak emin olun sezonda yedi tane golde falan bırakırız. O da duran toptan anca yeriz. Rakipler anca bize duran top çalışır. Hocam hızlı ve uzun iki tane stoper alsak o zaman balla ekmek kadayıfı. O zaman tam Fenerbahçe'nin aradığı şey. Biz de iki tane hızlı temaslı havadan ve yerden iyi stoper alırsak biz o sene şampiyonuz zaten. Bakın arkadaşlar hücum attığını hiç kimse beğenmiyor. Rossi'yi beğeniyor musunuz? İrfan Can'ı. Emre Mor yedekti. Çok oynamadı. Arda Güler sonradan oyuna dahil oldu değil mi? O sahi oynadı beğendiniz mi? Lincoln oynadı beğendiniz mi? Hiçbirini beğenmediniz. Fenerbahçe gol kralı çıkarttı. Fenerbahçe gol rekoru kırdı. Demek ki neymiş? Attığını yani yediğinin yarısını yemesen bütün kulvarları düşünün. UEFA'yı da düşünün. Türkiye Kupası'nda düşünün. Ligi de düşünün. Yediğimiz gollerin yarısını yemeseydik. Türkiye Kupası'nı zaten aldık cepte. UEFA'da kesinlikle yarı finaldeydik. Cepte. Ligde de şampiyonduk. Demek ki bizim sıkıntımız savunmadan. Şimdi Sercan Hamzoğlu'nun bir açıklaması var. Kupa finalinden sonra İrfan Can, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Nazım Sangare haber globale konuştu diye açıklaması var. Ben çok kısa olarak konuşmalara değineyim. Burada bir enteresanlık var. Yırcancan Kahvecinin sözünde diyor ki, kendi mevkimde oynamıyorum. Umarım artık 8 oynarım. Hani ben kanat oyuncusu değilim diyor. Ben 8 numarayım diyor. Ben buna katılıyorum. Bak. Bir maçta Crespo'yu ön libero, Yırcancan'ı 8, Arda'yı 10 numara oynatalım. Tiki takaların hani tiki takalardan gözünüz bozulur. Seyir zevkiniz değişir. Oyununuz böyle böyle olur. Yani bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya bakarsınız. Ben bunu denerdim. Mert Hakan Yandaş biz burada oluruz olmayız. Önemli değil. Fenerbahçe her zaman baki. Bu arada İsmail işte İrfan Can'la ilgili bir soru gelmiş bana. Ee, üye arkadaşlar size yazıklar olsun. Size aşk olsun. Ben size söyledim. Abone arkadaşlar size de aşk olsun. Ben size de söyledim. Ne dedim size? İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş'a toplam 7 milyon eurodan fazla opsiyonla 10 milyon euroluk bir teklif gelse kabul eder misiniz dedim. Ederiz dediniz. Diğer videoda dedim ki Rusya'dan Zenit adlı bir takım her iki futbolcu için toplam 10 milyon euroluk bir teklif sunuyor. Kabul eder misiniz? Ederiz dediniz. Şampiyonşipten bir takım İrfancan Kahveci için 3 ila 7 milyon euro arasında bir teklifte bulunacak demiştim. Kabul eder misiniz hocam 3'e 5'e bakmam satarım dediniz. Kabul ettiniz. Bir kardeşimizi hatırlıyorum hocam o kesin Hull City'dir dedi. Takım adı bana verilmedi. Hala da verilmedi. Bilgim yok. Ama İrfan Can'a hem şampiyonşipten hem de Rusya'dan teklif var arkadaşlar. Gider mi? Ben onu bilmem. Gidecek olsa zaten. Son dakika flash kap. 3 kap yaptı Fenerbahçe. Kent. Jesus. Valencia. Valencia'yı da uğurladı Fenerbahçe. Hangisi yalanmış? İkide bir kaplı video çekiyorsun. Göreceğiz Ryan Kent'ini. 28 Nisan'a bakın bakalım. Ryan Kent'le yine ne demişim? Yoruma yazıyor. Bu adamın hiçbir dediği çıkmıyor. Direkt engelliyorum. Ya itle köpekle uğraşacak olsaydım veteriner olurdum arkadaş. Ben sizinle ben çoluk çocukla uğraşmayı seçtim. Öğretmen oldum. Anlatabiliyor muyum? Hani itle köpekle uğraşacak olsam veteriner olurdum. Ben o yüzden çoluk çocukla uğraşıyorum. Çocuksa hareketlerinize de yolunuz açık olsun. İsmail Yüksek demiş ki bu sezon başı kiralık gitmek istiyordum. Nazım Sangar'a gelecek sezon benim için çok daha iyi olacak. Şu soruyu sormanızı bekliyorum. Hocam o sahaya giderse Ferdi Nazım okey misin? Asla değilim. Nazım geldiği Gel, gelecek olduğu günden beridir söylüyorum. Nazım Fenerbahçe'nin sahabeki değil. Mert Müldür. Nazım'ı paketle. Mert Müldür'ü getir ben okuyayım. Ferdi'nin yedeği de olur. Stoper yedeği de olur. Ben Mert Müldür ismine de sıcak bakıyorum. Ama işler çok zor. Onu söyleyeyim. Nasser El Kalafi Arda Güler hakkında bilgi almış. Arda Güler Paris Saint Germain'in başkanı. Arda Güler'e 60 milyon euro veren varsa bugün satıyorum. Ferdi'ye 30 milyon euro veren varsa bugün satıyorum. Hocam 90 milyon euroya 90 milyon euroya ben Galaksi'nin en iyi takımlarından birini kurarım. Başına da Ersun Yanal'ı getir. Hocam senin mi Ersun Yanal aşkın bitmedi. Ersun Yanal neşi bizim kadar aşık değildir Ersun Yanal'a. <laughs> Neyse işin şakası bir tarafa. Ee, Arda Güler için 60 milyon euro veren varsa buyursun. Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro veren varsa buyursun. Yoksa ikisi de kalacak. Şimdi Arda, Ferdi, İsmail, Emre Mor. Bakın bunlar basit adamlar değil. İrfan Can, Eğri Bayat. Bunlar basit adamlar değil bak. Bugün aslında var ya eğer yabancı sınırı 7'ye çekilmiş olsa gelecek sene en favori takım Fenerbahçe. En favori. 4 tane Türk sayı mısın? İrfan Can ya da Altay'ı kaleye koy. Alıştın artık. Samet Serdar Aziz'den biri. Sağ stoperin 2. Ön liberoya ya. Hani Crespo falan filan. Merk 10 numaraya Arda Güler, İrfan Can koy. 3. Sağ kanada Emre Mor koy. Tamam mı? Hani e, Emre Mor ya da Ferdi'yi düşün. Sağ bek, sol bek olarak. 4 tane. Galatasaray'dan 4 tane Türk çıkarım. Beşiktaş'tan 4 tane Türk çıkarım. Trabzon'dan 4 Türk çıkarım. Böyle bir olay var. O sahi demişken Bermut ve Leeds United o sayı Samuel ile ilgileniyor. Fenerbahçe 10 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Bakalım ne olacak? Serdar Aziz çok soru geliyor. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ı Beşiktaş da istiyor. O ee, Ozan Tufan artık bizden gittiği için o benim sorunum değil. Nereye gidiyorsa gitsin. Önder Özen Beşiktaş'ta herkes sakatlanır. Kaos olur. Galatasaray'da herkes birbirine girer. Trabzonspor dökülür. Adana Demirspor havaya giremez. Başakşehir'in şansı tutmaz. Yarışta kimse kalmaz ise ancak Fenerbahçe bu yönetim ile önümüzdeki sezon başarılı olur diyor. Ya Beşiktaş'ta herkes sakatlanacak. Kaos olacak. Galatasaray'da herkes birbirine girecek. Trabzon dökülecek. Adana Demir havaya giremeyecek. Başakşehir'in şansı tutmayacak. Anca öyle diyor. Yani yönetimin reçetesini çıkartmış. İki gündür aldığım tepki mesajlarından naddi hesabı yok. İki gündür aynı mesajlar, aynı mesajlar tekrar tekrar geliyor. Ee, diyorlar ki bana hocam işte e, ala ala kentim aldılar. Ya bana gülmeyin. Dalgada geçmeyin. Senin futbol bilgine bilmem ne yapayım da demeyin ama ben Riyan kentin Fenerbahçe'de çok başarılı olacağını düşünüyorum ya. Ya hocam bu sezgi mi? İçinden bir his mi? Yok arkadaş. Ben hani futbol bilgisi olarak söylüyorum. Bak. Ryan Kent kapalı savunmaları açabilen, ee, hani çilingir olabilen bir isim. Çilingir bir isim. Ama ee, nasıl olur? Nasıl eder? Bilmiyorum. Ben Kent'i beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Hani Kent Fenerbahçe'de tutacak gibi geliyor. Bekao Fenerbahçe'ye gelirse Sergen Yalçın Fenerbahçe'sinde tutar. Ama öbürü bilmem. Eee... Sergen Yalçın için Spor Dijital'de Ser, Sercan Dikme demiş ki Fenerbahçe Sercan Dikme demiş ki Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda oturur konuşuruz demiş. Ben Sergen Yalçın'ı yalanlıyorum. Ben Sergen Yalçın'ı yalanlıyorum. Fenerbahçe'de resmi temas sadece Sergen Yalçın'da kuruldu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, Sergen Yalçın'da konuşuldu. Görüşüldü. Hayırlı olsun diyelim mi? Az kaldı. Onu da söyleyeyim. Batu şu ayı önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Sakatlıkların sebebiyle istediğim kadar katkı veremedim. Cicetut'un ayrılığı zor bir karar ama bu onun seçimi. Umarım gelecek sezon iyi bir teknik direktör bulup daha fazla kupa kazanırız diyor. Ee, yani Sergen Yalçın gelirse ben daha iyi olurum diyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Son olarak da Edin Dzeko Sergen Yalçın'ın kankiş dostudur. Hani becermeye çalışıyoruz Firmino'yu ama hani Edin Dzeko'nun Edin Ceko, e, Batshuayi diye giden bir Fenerbahçe forvet attı ve Sergen Yalçın iş yapar mı? Sergen Yalçın Batshuayi'den full verim alır. Ama Batshuayi çok sevmiyor Sergen Yalçın. Satılmasından yana 12 milyon euro veren olursa satılır. Ben de diyorum ki 12 onu satmışken git 4 milyon imza parasını ver. Firmino'yu getir. Firmino Edin Cekolu Fenerbahçe hücum hattı taraftarı tribüne çeker. Kombine satışı yaptırır. Forma satışı yaptırır. 5 yıldızlı formayı Eylül'e kadar 100 binden fazla 200 binden fazla sattırır. Benden sana da üstelik 1399 olmasına rağmen. Yani Fenerbahçe teknik direktör borsası böyle. Uzun lafın kısası. Mustafa hocam her şeyi kenara at. Mustafa hoca olarak aldığın duyumlardan bir çıkarımda bulun. Bize de ki şu de ben diyorum ki aldığım çıkarımlardan Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Edin Ceko da Fenerbahçe'nin yeni forveti. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere.